İngiliz Profesör Angus Dalglish ve Norveçli bilim insanı, Dr. Birger Sorensen'in yaptığı araştırmaya göre, COVID-19 virüsü aslında laboratuvarda yapılmış ve, tersine mühendislik ile üzerinde oynanmış bir virüs olabilir. COVID-19'un çıkışından beri virüsün kaynağı, nereden ortaya çıktığı, nasıl yayıldığı hakkında onlarca komplo teorisi ortalıkta dolaşmakta. Bunlardan en dikkat çekeni ise, virüsün insan yapımı olup kasıtlı olarak yayılmış olmasıydı. Uzun zamandır bu iddiaların gerçek olup olmadığı adına, bir çalışma yoktu. Ancak yapılan yeni bir çalışma, Çinli bilim insanlarının Wuhan laboratuvarlarında COVID-19'u yaratıp, bunun ortaya çıkmasını engellemek için, virüs üzerinde tersine mühendislik ile izlerini örtmeye çalıştıklarını iddia ediyor. İngiliz Profesör Angus Dalglish ve Norveçli bilim insanı, Dr. Birger Sorensen yayınladığı makaleye göre, COVID-19'un doğal yollarla oluşma ihtimali çok düşük. Wuhan'daki bilim insanlarının bir virüsü ya da patojeni değiştirerek ve geliştirerek, COVID-19'u oluşturduklarına inanıyorlar. Tüm bunlara ek olarak virüsün ilk halinin, yarasalardan evrim geçirerek oluştuğu algısını yaratmak için, üzerinde oynandığına inanıyorlar. Yapılan çalışmada, Wuhan'da bulunan laboratuvardaki verilerin kasıtlı olarak imha edilmesi ve, Çin'deki bilim insanlarının susturulup ortadan kaybolması gibi, şok edici iddialar bulunuyor. Daily Mail tarafından ortaya çıkarılan ve 2 Haziran'da yayınlanması planlanan makale, bilim dünyasında büyük ses getirecek gibi duruyor. Bu makalenin yazarları olan Dalglish ve Sorensen, geçen yıl bir aşı oluşturma çalışmasında COVID-19 örneklerini analiz ederken, virüste yalnızca laboratuvarda manipülasyondan kaynaklanabileceğini söyledikleri genetik izleri keşfettiler. Bu iki bilim insanı, keşiflerinden sonra bulgularını yayınlamayı denediklerini ancak bilimsel dergilerin, virüsün hayvanlardan insanlara doğal olarak geçtiğine emin oldukları için onları reddettiğini belirtti. Ayrıca tüm bu olaylar yaşanırken Amerika Başkanı Joe Biden, Wuhan'da virüsün yayılmasına sebep olan laboratuvar kazası ve, virüsün nasıl ortaya çıktığının araştırılması için talimat verdi. 2 Haziran tarihinde, Quarterly Review of Biophysics Discovery adlı bilimsel dergide yayınlanacak makalede bilim insanları, Wuhan'da bulunan laboratuvarda 2002 ila 2019 yılları arasındaki araştırmalara bakarak, aylar süren analizlerini detaylı bir şekilde açıklayacak. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Virüs doğal yoldan mı yoksa, yapay yoldan mı ortaya çıktı? Siz hangisine inanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.